Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle birlikte nüfus ve yerleşme konularını işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle nüfus ne demek? Buna bakalım arkadaşlar. Nüfus sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısıdır. Örneğin sizin bulunduğunuz yer neresi ise Orada yaşayan o şehirde o kasabada, o köyde yaşayan tek tek insanların sayısına biz ne diyoruz? Nüfus diyoruz. Örneğin bakalım buraya. Ankara Çankaya semtinde yaşayan insanlar. Çankaya'daki her bir insan bir kişi sayılıyor ve bu da neyi oluşturuyor? Nüfusu oluşturuyor. Ya da Sivas'ta yaşayan insanlar. Bu neyi oluşturuyor? Nüfusu oluşturuyor. Hepiniz en azından şehirlere gittiyseniz, yani bir yerlere gittiyseniz, tabelaları görmüşsünüzdür şehir tabelaları. Örneğin burada ben İstanbul'un bir tabelasını çizdim. Bakın nüfus ne yazıyor? 15 milyon 29.231. Yani bu şu demek: tek tek sayılmışlar ve nüfus 15 milyon bin231 kişi çıkmış. Nüfus insanların teker teker sayısıdır arkadaşlar. Ancak şuraya dikkat ediyorsunuz. Ülkemizde nüfusun dağılışı her yerde aynı değildir. Şimdi haritayı buraya çekiyorum arkadaşlar. Nüfusun dağılışı her yerde aynı değil. Niye? Çünkü bunda birçok faktör etkili. Örneğin ne faktörleri? Doğal faktörler ya da beşeri faktörler. Beşeri faktörler etkili. Bunları zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bakalım haritamıza. Burada arkadaşlar bakın. Yuvarlak daha büyük yuvarlak olanlar çok nüfuslu. Küçük nokta gibi yuvarlak olanlar ise daha az nüfuslu. Peki siz bunu hiç düşündünüz mü? Niye insanlar İstanbul'a daha çok gidiyorlar? Ya da niye Ankara'nın nüfusu çok fazla da e, Kars'ın nüfusu az? İşte. Bunu etkileyen birçok faktör var. Bunlar da doğal ve beşeri olabiliyor. Buradan bakabiliriz. Ankara'da bakın büyük bir yuvarlak var. İstanbul'da aynı şekilde, İzmir'de aynı şekilde, Kayseri, Adana, Antalya, Mersin, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa bakın buralar büyük yuvarlak olan, nüfusu fazla olan yerler. Ama bir de küçük noktalar var. Örneğin Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis Hakkari. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bunlar da insanların yaşantısından dolayı, belli şartlardan dolayı gidip yerleşmelerini etkileyen bazı faktörler var. Ankara'nın nüfusu 5 milyon 445 bin 26 kişi. Ama Bayburt'un nüfusu 80.417 kişi. İnsanlar işte niye Ankara'ya daha çok gitmişler? Bunu doğal ve beşeri faktörler etkiliyor. Peki bu doğal ve beşeri faktörler nelerdir? Arkadaşlar, doğal faktörler doğal olan isminden de anlaşılacağı üzere kendiliğinden olan faktörlerdir. Yani burada insanın bir katkısı yok. Kendiliğinden oluşacak. İklim örneğin. Biz iklimi değiştirebiliyor muyuz insanlar? Yani yağmur yağmasını, şimşek çakmasını, işte kar yağmasını biz etkileyebiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Su kaynakları bizimle hiç alakası yok. Tatlı su, tuzlu su, nehirler, biz bunları kendimiz koymadık ya da kendimiz belirleyemiyoruz. Yeryüzü şekilleri. Hiç şöyle bir şey düşündünüz mü? Önümüzde şu dağ olmasa daha güzel görünür. Kaldıralım bu dağı. Böyle bir şey olabilir mi? Yeryüzü şekilleri de doğal faktörlerdendir. Bitki örtüsü ve toprak yapısı doğal e, faktörlerimizdendir arkadaşlar. Beşeri faktörlere geliyorum. Beşeri faktörler buraya dikkat ediyorsunuz. Doğal olmayan İnsan eliyle yapılan yani bizim yaptığımız örneğin tarım toprağa tohum ekiyoruz, ürün alıyoruz. Ticaret bir şeyler alıp satıyoruz. Sanayi üretiyoruz fabrikalar. Ulaşım arabayla ya da uçakla, trenle bir yerlere gidiyoruz. Hizmet sektörü insanlara hizmet ediyoruz ya da yerin altından maden çıkarıyoruz. Bunlar da bizim beşeri faktörlerimiz arkadaşlar. Şimdi zaten geliyorum detaylı bir şekilde teker teker işlemeye. İlk başta doğal faktörlerimize tek tek bir bakalım. İklim bizim için doğal bir faktördür arkadaşlar. İnsanlar iklim şartlarının elverişli olduğu yere yerleşirler. Yani siz gidip de sürekli eksi 30 derece olan bir yere yerleşir misiniz? Donarız değil mi orada? Ya da çok sıcak sürekli 40 derece olan, yıl boyunca 40 derece olan bir yere yerleşir misiniz? Bu da hayır, değil mi? Yani sadece sıcak ve soğuk değil. İnsanlar iklimin iyi olduğu yerlere yerleşir. Örneğin İstanbul ve İzmir'e insanlar iklimi iyi olduğu için yerleşir. Ancak Hakkari, Kars, Ardahan gibi yerler iklim şartları açısından zor olduğu için insanlar buraya biraz daha az yerleşmişler. Su kaynaklarına geliyorum. Su olmadan insanın yaşam yürütülemez. Bunu biliyoruz ki insanın dörtte üçü sudan oluşuyor arkadaşlar. Su olmadan biz bir hiçiz. E su olmayan yere de insan yerleşmez. Gidip çölün ortasına insanlar şehir kurar mı? Tabii ki hayır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri Adana ilimizin su kaynakları açısından zengin olduğunu ve o bölgeye yerleşimin su kaynakları tarafından etkilendiğini bize gösteriyor. Yeryüzü şekilleri. Dağlık yerlerde nüfus nasıldır? Azdır. Ancak düz olan ova ve platolarda nüfus nedir? Fazladır. Siz gidip dağın en tepesine ev kuramazsınız. Zaten yerleşemezsiniz çünkü düz değildir orası. Örneğin Bursa, Adana ya da Konya buralar Yerleşmeye elverişli düz alanlardır. Yer şekilleri bakımından düzgündür. Ancak Artvin, Muş, Kars, Ardahan işte bu Doğu Anadolu'nun birçok şehrini katabiliriz buraya. Yer şekilleri açısından olumsuz olduğu için yerleşmeye de olumsuz diyoruz. Bitki örtüsüne geliyorum. Bitki örtüsü ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme azdır. Niye olduğunu söyleyeyim arkadaşlar? Ormanların çok sık olduğu yerlere ev yapabilmeniz ya da yerleşebilmeniz çok zordur. Çünkü sizin orayı tamamen kesmeniz gerekiyor. E bu da mümkün olmayacağı için bitki örtüsünün sık olduğu yerlerde yerleşim azdır. Örneğin Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da, Ordu'da yani Karadeniz'in geneli için bunu söyleyebiliriz. Geliyorum toprak yapısına. Toprağın verimli olduğu yerlerde tarım gelişmiştir. E tarım varsa da nüfus fazladır. Ama burada özellikle dikkat ediyorsunuz doğal faktör olarak toprak diyoruz. Yani verimli ise insan yerleşir. Bir şey ektiğiniz zaman hiçbir şey alamazsanız oraya yerleşir misiniz? Hayır. Ancak insan verimli yerlere yerleşmiştir. Buraların nüfusu fazladır. Örneğin Antalya çevresi, Teke platosu ya da Taşeli bölgesi, Mersin bölgesi, Ege'nin ovaları, Büyük Menderes, Küçük Menderes yani verimli topraklar insanların yerleşmesini etkileyen doğal faktörlerdendir. Şimdi bir de beşeri faktörlere bakalım. Arkadaşlar doğal faktörleri isminden ne olduğunu çıkarmışsınızdır. Kendiliğinden oluşuyor doğal faktörler. Ama burada beşeri kelimesini bilmiyor olabilirsiniz. Arkadaşlar beşer insan demektir. Yani beşeri faktörleri kim etkiliyor? İnsan etkiliyor. Burada etkileyen doğayı insandır. Buraya özellikle çok dikkat ediyorsunuz. Tarım bunlardan bir tanesi. Verimli ovalarda tarım gelişmiştir. Tarım yapılan yerde de nüfus fazladır. Toprağa bir şeyler ekiyoruz. Toprak bize geri veriyor. E bunu insan yapıyor. Bakın o toprağa tohumu atan kişi insan. İşte ilacını atan, tarlayı hazırlayan ya da sulayan bunun kimdir? İnsandır. Yani beşeri faktör. Peki, bakalım örneklerimize. Çukurova, yani Adana çevresi ya da Bafra Ovası, yani Samsun bölgesi tarımdan dolayı gelişmiştir. Nüfusu fazladır. Ticarete geliyoruz. Ticaretin geliştiği yerlerde insanlar e, daha çok yerleşiyorlar buralara. Örneğin Adana, Kayseri, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi yerlerde ticaretten dolayı nüfus fazla ama Bayburt, Gümüşhane gibi yerlerde çok fazla insan yaşamadığı, daha doğrusu ticaret olmadığı için insan nüfusu az olduğu için o yüzden ticaret gelişmemiş diyebiliriz. Sanayiye geliyorum. Buraya özellikle dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sanayi dediğimiz zaman aklınıza arabaların tamir edildiği yer gelmeyecek. Sanayi dediğimiz zaman aklınıza ne gelecek? Fabrikalar yani bir şey üretmek. Fabrikaların olduğu yerlerde nüfus bakımından kalabalıktır, fazladır. Örneğin İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Malatya, Gaziantep bu şehirlerimiz sanayi faktörümüzden dolayı nüfus olarak fazladır. Ulaşım yerleşim yeri yerleşim yerleri ulaşım açısından elverişli ise o bölgenin nüfusu fazladır. Örneğin Afyon. Afyon'da arkadaşlar 4 tane yol çeşidimiz var. Yani 4 tane yol birleşiyor ve işte batıya gidiyor, doğuya gidiyor, kuzeye gidiyor, güneye gidiyor. Bu yüzden Afyon tam bir kavşak noktasında. Yani arabaların tam ortada buluştuğu nokta. O yüzden nüfusu fazla. Yine İstanbul aynı şekilde. Ankara aynı şekilde. Ulaşım faktörü buralarda gelişmiş. Hizmet sektörü insanlara eğitim, sağlık, ve turizm gibi tesislerle yardımcı olmaktır. Ve buraların olduğu yerlerin nüfusu fazladır. Örneğin Eskişehir. İki tane kocaman üniversite var ve öğrenci şehri olarak bilinir. Örneğin Ankara, İzmir, İstanbul. Arkadaşlar ben size sadece kendi üniversitemin nüfusunu söyleyeyim. insan sayısını, okuyan öğrenci sayısını. Ben Ankara'da Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Bizim olduğumuz dönemde 84 bin tane öğrenci vardı. Bakın sadece üniversiteden bahsediyorum. Ankara'ya üniversite okumaya gelen 84 bin tane öğrenci. Siz buradan düşünün neden eğitimin nüfusu kalabalıklaştırdığını. Ya da Erciyes Kayseri'de bulunan bir turizm merkezidir. Kayak yapılır. Uludağ Bursa'da bulunan yine bir kayak merkezi. bu yüzden de bu bölgeler hizmet sektörü açısından nüfusu fazladır. Geliyorum madencilik. Yer altında bulunan madenlerin çıkarıldığı yerlerin nüfusu fazladır. Örneğin Zonguldak. Zonguldak kömür çıkarılmadan önce arkadaşlar küçücük bir kasaba. 10-15 bin nüfuslu bir kasaba. Ancak kömür çıkarılıyor. Şu anda Zonguldak'ın nüfusu 200-250 bin civarında. Yani bakın maden nasıl etkilemiş. Batman. Batman'da petrol çıkarılıyor arkadaşlar. Batman da yine aynı Zonguldak'a benziyor. Petrolden sonra nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü neye ihtiyacımız var buralarda? İşçi ihtiyacımız var. E bu yüzden de insanlar buralara yerleşmişler diyoruz. Buraya özellikle dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. İnsanların bir yere yerleşmesi için en önemli faktörümüz nedir? İş imkanlarıdır. Geliyorum bugün işleyeceğimiz son konuya. İnsanlar doğal ortamı nasıl değiştirir ve doğal afetler nelerdir? Arkadaşlar, insan eli değmeden farklı bitki ve hayvanlara ev sahibi olan ortama biz ne diyoruz? Doğal ortam diyoruz. Yani insan değmeyecek, dokunmayacak, orada bitkiler, hayvanlar kendi başlarına yaşayacaklar. Ama insanlar ne yapıyorlar? Yaşamlarını sürdürmek için doğal ortamı değiştiriyorlar ve kullanıyorlar. Örneğin Bizim yaşadığımız yerler, şehirler. Önceden bu şehir tamamen yani dünyanın kuruluşundan beri yok değil mi? Sonradan kuruldu, insanlar kurdu. İnsanlar yaşamak için ne kuruyorlar? Şehir kuruyorlar ya da binalar yapıyorlar. Alın size doğal ortamı değiştirdik. Ya da bir yerden bir yere gitmek için ne yapıyoruz? Yol yapıyoruz. Örneğin önümüze yolda giderken bir tane e, nehir çıktı. Nehri karşıya geçebilmek için ne yapıyoruz? Köprü yapıyoruz. Ya da bir dağ çıktı. Dağın içinden geçebilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Tünel yapıyoruz. Alın size. Doğal ortamı değiştirdik. Ya da içme suyumuz yok. İçme suyunu karşılamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Baraj yapıyoruz. Yani insan kendi hayatını sürdürebilmek için doğal ortamı değiştiriyor. Geliyoruz bugün işleyeceğimiz son konuya, doğal afetler. Bu konuyu çok detaylı bir şekilde yazmadım, anlatacağım. Zaten bildiğiniz konular olduğu için kısaca geçeceğim. Doğada kendiliğinden meydana gelen, buraya özellikle dikkat ediyorsunuz. Çünkü insan bunu etkileyemiyor ve mal ve can kaybına neden olan Mal ve can kaybına neden olan olaylara doğal afet diyoruz. Örneğin bu olaylar olduğu zaman ya insanlar Allah korusun ölüyor ya da mallarından oluyorlar. Zarar görüyor malları. Biz bu olaylara doğal afet diyoruz. Arkadaşlar dikkat edin. Doğal afet insan eliyle gerçekleşmez. Doğal afetler çok kısa sürede gerçekleşir. Önlem alınabilir ama çok kısa sürede gerçekleştiği için yıkıcı etkileri olabilir. Örneğin deprem. Yerin altındaki sarsıntılardır. Bu sarsıntılar insanları da etkiler. Evler yıkılır, insanlar ölebilir. Birçok örneğine şahit olduk. Örneğin e, Kocaeli depremi, Gölcük depremi. Yaklaşık 20 bin insanımız, 20 e, yanlış hatırlamıyorsam 20 ya da 25 bin civarında insanımız depremde hayatını kaybetti. Sel. Bir yerden ani su baskınlarıdır. Yani insanlar bir anda suyla karşılaşabilirler. Çığ. Biz bu çığ'ı biliyoruz arkadaşlar. Çığ yüksek bir yerden kar düşmesidir. Çığ insanların hayatını etkileyebilir. Evlerin üzerine düşebilir. İşte bizim barınaklarımızın işte hayvan barınaklarımızın üstüne düşebilir. Değil mi? Helan. Toprak kayması. Toprağın yağışlarla birlikte suya doymasıyla aniden aşağı doğru göçmesidir. Heyelanın bir diğer adı toprak kayması. Dikkat ediyorsunuz çünkü erozyonla bazen karıştırılabiliyor. Orman yangını. Orman yangını kendiliğinden de olabiliyor. Yani çok sıcaktan dolayı yangın çıkabiliyor. Ama son dönemde insan faktörü de var. Adam gidiyor mangalını yakıyor. Yaktıktan sonra söndürmüyor. Zarar görüyor ve orman yanabiliyor. Ya da Sigara izmaritini atıyor ya da cam şişe bırakıyor. Bu mercek gibi görev görüyor ve ormanı yakabiliyor. Geliyorum erozyona. Erozyon biliyorsunuz toprağın kuraklaşması. Yani su olmaması demek. Görmüşsünüzdür ee, birçoğunuz. E, topraklar bazen böyle çatlak çatlak olur. Böyle yarılır içine doğru toprak düşer, taşlar düşer. Biz burada erozyon olduğunu görüyoruz. Bunlar da bizim doğal afetlerimiz. Peki engelleyebilir miyiz? Tabii ki doğal afetleri tamamen durduramayız ama zararlarını birazcık azaltabiliriz arkadaşlar. Evet, böylelikle bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Dersimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.